Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Mazbatasını almış, görev yapmış, 18 gün seçilmiş belediye başkanıyım. Hı hı. Yenilenen seçim bir demokrasi mücadelesidir. Hakkımızı gasp edenlerin, 16 milyon insanın hakkını, kul hakkı yiyenlere karşı verilen bir demokrasi mücadelesidir. Çok net. Cumhurbaşkanı da söylediği gibi bu kırılma noktası olacak bu toplantı, yani görüşme. Bence çok büyük bir etkisi olacak ve İstanbul'un sonucunu etkileyecek bu. Bu da Ekrem İmamoğlu tarafından oyların yükseleceğini ben düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Evet. Sayın Başkan, ben de şunu takdim edeyim. Ederim. İnşallah programdan sonra da öncesinde olduğu gibi kucaklaşarak ayrılırız, zira Türkiye'nin... Bu şey aşamaya gelebilmişiz. O da tabii ayrı bir şey. İlk kez 25 yıl sonra böyle bir iki farklı düşünceden insanın bir arada gelip fikirlerini bir ortak noktada, bir havuzda söyleyerek, toplayarak vatandaş için konuşmaları gerçekten güzel bir şey. İkisini de takdir etmek lazım bu konuda. Ne demek? Yani her seçimin sonucu kabul edilir. Ama itiraz nasıl seçim bir hukuki işlemse, demokratik bir işlemse, seçim sonucu sayımda da itiraz süreci icap ederse yine olur. Ama bu sefer belki biz etmeyeceğiz. Sayın Ekrem Bey edecek. Ben iki taraf içinde bunun normal bir şey olduğunu düşünüyorum. Olması gereken bu. Yani bir çatışmalar, birbirleriyle tartışma konuları falan herhangi bir şey değil. Olan her projeyi açıklar. Hangisi iyiyse, kim ikna edebiliyorsa vatandaşı. Sonuç zaten seçim sonrası belli olacaktır. Ne yazık ki tuzakla sona erdirilmek. Bakın biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik, on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi, hı hı, o gece bu iş biterdi. Bu bir böyle bir kurgu sürecidir. Çok net. Ben şimdi soruyorum Ekrem Bey'e. Ya biz birbirine yakın oy aldık. Neticede en son sayım işi bittikten sonra mazbata düzenlenirken aradaki fark 13.729'du. 24.000 bilmem ne rakamları birbirine karıştırmaya lüzum yok. İptal oylar, geri dönen oylar hepsi sayılmış. 13.729 ortaya çıkmış. İkisinin ortak yayında olması, karşılıklı olarak dertlerini anlatması iyi bir şey. İnsanların da daha fikri açık olur. Şimdi bazı şeyler yüz yüze konuşulduğu zaman insanların daha şeffaf olabileceği düşünüyorum. Haricinde şimdi biri bir yerden konuşup öbürü bir yerde konuştuğu zaman insanlar anlamıyor, yani bir nevi haksızlık oluyor. Ama ikisinin bir arada olması, yüz yüze tartışması insanların da biraz daha seçimde vereceği oyu daha net olarak vereceğini düşünüyorum. Afrin harekatını yaptık biliyorsunuz. Ben başbakandım. Oraya şimdi bir kısmını gönderdik. Cerablus'u, Elbab'ı aldık, oraya gönderdik. 500 bine yakın Suriyeli gitti. Şimdi Fırat'ın doğusundaki o bölgeyi 711 kilometreye 50 metrelik bandı temizleyip diğerlerini de oraya göndereceğiz. Ama bu süre içerisinde İstanbul'da yaşayan, özellikle belirli ilçelerde, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Beyoğlu gibi bölgelerdeki sayı fazla. Burada bir asayiş sorunu, İstanbulluların huzurunu, İstanbulluların rahatını kaçıran olaylara karışırlarsa, kanunsuz işler yaparlarsa, bunların normal seyirde gitmesini beklemeden hiç kusura bakmasınlar, tutar göndersin. Peki. Bu kadar açık. Miran. Ben bir derdim de yok. Büyükşehir Belediyesi iken de başka kapılar kullandım. Onda ifade edilmiş okula, eğitime destek vereceğiz. Milyarlık bir katkıdan bahsediyoruz. Teşekkür ederim. Yani biz onu ne anlama geliyor? Sayın Yıldırım, hani vakıftan bahsederken vesaire, inanın ben her şeyi Sayın Yıldırım'a...